Hele şu Yahudiler, Hristiyanlar. Ya bu Yahudiler bak Gazze'de ne büyük katliam yapıyorlar. Bunlar kaç yüz kişiyi, sivilleri, çocukları, bebekleri. Yok efendim orada bir bahaneyle efendim Hamas'ın şeyleri varmış da silah depoları varmış. Yalan. İşte bütün dünyanın haberleri, yıkılan yerleri, patlatılan yerleri bütün ekranlara getirdiler. Hep çoluk, çocuk, kadın, efendim, sefil, zayıf insanlar ya. Ne silah deposu var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Rastgele atıyor. Ondan sonra yüzlerce insan ölüyor. Çoluk çocuk ölüyor. Hiç bana mısın demiyor. Birleşmiş Milletler'den çıt çıkmıyor. Bu kadar Avrupa Birliği Hristiyan alimden çıt çıkmıyor. Koca Amerika ne kadar gücü var ki istese bir anda durdurur. Amerika da Hristiyan bir ülkedir. O zaman Yahudilerin bu cerimesine ve cinayetine Hristiyanlar da müşterektir, ortaktır. Biz bunu demekten çekinemeyiz. E şimdi sen, senin Müslüman kardeşlerini orada kırıp geçiren, yuvaları dağıtan, ocakları batıran, yakan yıkan, sabileri bebekleri ya, efendim, o halde kadınların, annelerin, nenelerin ellerinde o yavruların cenazeleri. Bu durumda bir zulmü Müslümanlara reva gören, haklı haksız ayırmadan, kim terörist kim değil ayırmadan hiç eli silah tutmayan silahı bulunmayan insanların üzerine bomba yağdıran efendim orada Irak'ta işgal altındaki Müslümanların namuslarına tasallut eden tecavüz eden evlerini baklarını gasp eden bu arada efendim e, Müslümanlara bomba yağdıran Yahudilerin Hristiyanların günlerini kutlamak Noellerini kutlamak onlara iştirak etmek insaftan mıdır vicdandan mıdır imandan mıdır ...insafa davet ediyorum... İki gün evvelki manzara... ...hala devam ediyor facia... ...bu dinsizlerin... ...el küfrü milletün vahide... ...kafirler tek millettir... ...Rasulullah buyurduğu zaman... ...doğru buyurmuş olmadı mı... ...Allah Teala... ve ...ey inananlar Yahudileri... ...Hristiyanları dost tutmayın... ...bazı o mevliya bazı onlar... ...birbirinin dostudur... ...size dost olmazlar... ...domuzdan post olmaz... ...gavurdan dost olmaz... Rabbimiz böyle buyururken haklı buyurmadı mı? Şimdi Yahudilerin tarafında bu kadar ölü olsaydı bütün Avrupa Birliği bütün kafirler seferber olmaz mıydı? Öte yandan burada akan kan insan kanı değil mi? Müslümanlar insan değil mi? Ey Müslüman, şimdi senin o Hristiyanın o Yahudi'nin gününü gecesini bayramını kutlaman doğru mu değil mi? Değil. Dikkatli ol. Allah muhafaza buyursun. Yağmur yağar çise, çise bugün size yarın bize. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Enas bu halem ve bi müslümin feleyse Bir insan sabaha kalktığı zaman kalbindeki dert bütün Müslümanların derdiyle müşterek değilse o onlardan değildir. Sen eğer Gazze'nin sıkıntısını çekmiyorsan, Irak'ın derdini çekmiyorsan, Keşmir'in derdini çekmiyorsan sen eğer Doğu Türkistan'daki efendi Müslümanların sorununu çekmiyorsan sen nasıl Müslüman olacaksın? E bu kadar sorunları bunların başına getirenler kimlerdir? Hep Yahudi Hristiyanlardır. E sen bunların bir de dini bayramlarını nasıl kutlarsın ya? Bunlara nasıl cennete girecek dersin ya? Bunlar nasıl efendim Bunlarla iyi geçinelim diye diye efendim bunlara hürmet edelim saygı gösterelim diye nasıl hareket başlatırsın ya? Bu yasaktır, bu caiz değildir, bu haramdır. Bunu yapanlara prim vermeyin. Bunu yapanlara destek olmayın. Bunu, bu bu görüşte olanları uyarın Allah için. Biz kin ve nefret aşılamıyoruz. Düşmanlık aşılamıyoruz. Biz diyoruz ki bunlara karşı tavır alınsın. Ekonomik boykot olur. Vesaire şair efendim bildiriler olur. Bu kadar İslam alemi, bu kadar Müslüman devlet bir araya gelip de bir birlikte hareket edecek olsalar tabii ki Yahudi de Hristiyan da Müslümanlara yaptıkları zulümleri durdurmak zorunda kalır. Ama maalesef